Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, daha önce söylemiştik. Dedi ki Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında 552 proje sözü vardı. 552 projesini değerlendireceğiz demiştik. Vakit bugüne kısmet oldu ve bu akşam biraz bunları konuşacağız. Biraz orada neler var, neler olup bitiyor, bunlara değineceğiz. Ardından çok önemli bir konumuz daha var. Sanat konusu. Evet, İlker Çorbacı hocam konuğumuz olacak. Ona da değineceğiz. Ancak ben sözü uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Geçen hafta haberlerde şunu ifade etmiştim. Dedi ki Ordu bizim şehrimiz ve dolayısıyla Ordu'yu eleştirmek, Ordu'yu konuşmak durumundayız. Şu anda icra durumunda, şu anda Ordu'yu yönetenler durumunda büyük şehir olduğu için de büyük şehri elbette eleştireceğiz ve bundan sonra da eleştirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, aynı zamanda sosyal medya hesabımdan da program paylaşmak istiyorum. Ayrıca şu an bizi birkaç platformdan seyrediyorsunuz. İsterim ki şu an bizi seyrettiğiniz platform hangi platformsa ondan da bizi paylaşın isteriz. Evet, şimdi kendi sayfamdan da programı paylaşmak istiyorum. Ve ardından hiç beklemeden hızlıca konumuza geçeceğiz. Ve 2019 yılında yaptığımız haberle programımıza başlayacağız. Şöyle programımızı paylaşalım. Ve dediğimiz gibi diğer arkadaşlar sizden de paylaşmanızı istirham ediyorum. Değerli izleyenler, 2019 yılındaki haberimizden şöyle bir göz gezdirelim istiyorum. Hilmi Güler'den 552 proje demişiz haberin başlığında. Dedik ya arşiv unutmuyor, arşiv elimizde. Bu akşam arşivden konuşacağız ve bugüne geleceğiz. Söz verilenler ne kadar tutulmuş bunları değerlendireceğiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler yeni bir ordu inşa edeceğiz demiş. Edilmiş mi bilmiyorum. Başlık bu şekildeydi. Yeni bir ordu inşa edeceğiz. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler projelerini açıkladı. Ordu'yu 19 ilçesiyle ele alan ve toplam 552 adet projenin tanıtıldığı lansman binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Evet, gerçekten binlerce kişinin katılımıyla bir lansman yapılmıştı. Biz de bu katılımdan başlıkları bugün kamuoyuyla paylaşacağız ve diyeceğiz ki bahsedilenler, vaatler ve yapılanlar takdir yüce halkımızın olacak. Haberimizi okumaya devam edelim o halde. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler projelerini açıkladı demişiz. Ordu'yu 19 ilçesiyle ele alan ve toplam 552 adet projenin tanıtıldığı lansman binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen proje tanıtım lansmanında büyüklü küçüklü 552 adet proje açıklayan Güler, çoğunlukla ekonomik ve sosyal gelişimi ele alan turizm, ulaşım, kültür, sanat ve insana yönelik projelerini tanıttı demişiz. Böyle bir başlık atmışız. Bu haberler şu an hala internet siteleri arşivinde yerini alıyor. Evet, proje tanıtım lansmanında konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, orduları Hilmi Güler'i desteklemeye çağırdı demiş. Eyvallah. Kurtulmuş yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi. Evet, burada Kurtulmuş'un açıklamaları var. Ben bu akşam Büyükşehir Belediyesi'ne eleştireceğimiz için direkt Kurtulmuş'u geçiyorum. Hilmi Güler'e geliyorum. Sayın Güler demiş ki iki günümüz birbirine eşit olmayacak, çok çalışacağız demiş. Ve şöyle devam ediyor. Ben başlıkları okuyacağım. Dediğimiz gibi karar değerli halkımızın. Evet, yeni bir ordu inşa edileceğine değinmiş Sayın Belediye Başkanımız, şu anda ekranda gördüğünüz üzere. Şöyle demiş, yeni dönemin çok çalışan, çok üreten ve adeta yarışan bir belediyecilik anlayışı hakim olacağına işaret etmiş Sayın Güler. Konuşmasında da şu ifadelere yer vermiş. Kendi konuşmasını aynen almışız, haberin içerisine koymuşuz. Yeni bir ordu inşa edeceğini iddia eden Hilmi Güler'e acaba ordu yeniden inşa edilmiş mi diye soracağız tabii ki.
Evet, çok aktif ve aynı zamanda düşünen, üreten, yarışan bir ordu ortaya çıkarmak için çalışacağız. Evet, bu tabelayı ordunun birçok yerinde sık sık görüyoruz ama ben açık söyleyeyim, düşünen, üreten ve yarışan bir ordu görmüyorum. Çünkü ordunun devamlı içerisindeyim, devamlı sokaklarda, devamlı ordu caddelerinde bulunan biri olarak düşünen, üreten ve yarışan bir orduyla ne yazık ki karşı karşıya kalamadık. Ve devam ediyor. Dünya çok hızlı bir şekilde ilerliyor demiş. Ben daha evvelki görevlerimde Güney Kore'nin, işte Japonya'nın bilim politikalarını inceledim. Şimdi de Çin ile yakından çalışıyorum. Şunu görüyorum ki 2030 yılında dünyanın dört büyük ekonomisinden üçü Asya'da olacak demiş. Ve orduyu bu ülkelerle yarışır bir şehir haline getireceğini iddia etmişti o dönem. Evet, ben tekrar başlıklara ineceğim. Çünkü çok fazla uzatıp da siz değerli izleyenleri sıkmak gerçekten istemiyorum. Evet, mesajlarımız da geliyor. Mesajlarımıza da yer vereceğiz. Değerli izleyenler, bugün gerçekten önemli. Çünkü yaşadığımız şehirde verilen vaatler, verilen sözler ve bugününü mukayese etmek durumundayız. Zira bu şehirde yaşıyorsak sık sık bunları sorgulamak bizim de borcumuz. Güler konuşmasının ardından projeleri tanıttı demişiz. 19 ilçeyi ekonomik, sosyal, turizm, çevre, ulaşım, kültür ve sanat yönünden gelişme ve kalkınma sürecini yönlendirecek insan unsurunun ön planda tutulduğu projeleri tek tek tanıtmış Sayın Güler ve ordunun deniziyle barıştığını başlık atmışız. Ben burada yine takdiri yüce ordulu halkımıza bırakıyorum. Çünkü şöyle bir iddiası vardı o dönemde. Orduyu Karadeniz etrafındaki İstanbul, Bükreş, Odessa, Moskova, Tiflis gibi büyük kentlere ulaşımı sağlayacak bir Hinterland'la deniz yoluyla ticaret ve turizm alanında ulaşım sağlayacak projeyi tanıtmış. Ancak sözde kalmış. Çünkü proje faaliyete geçmemiş. Ama şunu da eklemiş. Akdeniz-Karadeniz yolunun açılmasıyla denizi kullanmayan ordu denizi kullanacak. Ekonomide yeni sahalar açarak kentin kalkınmasını sağlanacak ve aynı zamanda turizm hattında önemli bir nokta olacak demiş. Evet, ordumuz coğrafi olarak turizme çok da elverişli bir bölge olmasına rağmen görünen o ki şu an hala turizmde çok fazla konuşulacak bir şeyimiz yok. Evet, ikinci başlığımız Altınordu'nun otopark sorunu çözülüyor demiş. Zaten başlıkta anlaşılacağı üzere Altınordu ilçemizde otopark sorunu çözüleceğine vurgu yapmış. Ancak ne yazık ki Altınordu ilçemizde otopark sorunu var gücüyle devam ediyor. Evet, tanıtım yapılan projeler içerisinde Altınordu'nun en önemli 3 meydanının altına yeraltı otoparkı. Evet, burası çok önemli. Ordunun yani Altınordu'nun en önemli 3 meydanın altına yeraltı otoparkı ve üstünde halka açık alanlar oluşturulacak. Buna göre 19 Eylül Stadyumu, Cumhuriyet Meydanı, Millet Yüzü projelerini kapsayan alanların 6200 araçlık otopark dolmuşların kalkış noktaları yer alacak demiş. Bu meydanların üstü ise halka açık yeşil alan olacak. Değerli izleyenler, işte bunun için diyoruz ki kıymetli siyasetçiler söz verirken bence biraz daha düşünün. Zira artık internet dediğimiz bir kavram var, arşiv var. Arşiv unutmuyor. İnsanların evet hafızası balık hafızası olabiliyor ama arşiv yıllarca unutmaz. Evet, devam etmiş. 19 Eylül Stadı Millet Bahçesi tarzında 19 Eylül Bahçesi olacak. İnşallah. Mevcut kapalı çarşı Arasta niteliğinde halka açık alışveriş alanı olacak demiş. Ama sadece demiş. Evet. Değerli arkadaşlar, lütfen sıkılmayın. Ordu'yu konuşacağız, Ünye'yi konuşacağız, Fas'ı konuşacağız, memleketi konuşacağız. Çünkü programımız memleket meselesi. Dediğimiz gibi siyasetçilere zaman zaman sorgulayacağız. Diyeceğiz ki bu sözleri vermişsiniz ama gelinen noktada verdiğiniz sözler burada, yaptığınız projeler burada diye bunları göstermek zorundayız. Halk olarak bunları sorgulamak durumundayız. Sizden de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Evet, başlıklardan bir de monoray geliyor diye atmışız. Ayrıca Melet Irmağı'nın denize döküldüğü noktada yeni bir köprü inşa edilerek Durugöl'de biten yol Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar uzatılacak. Yine Rıhtım'dan üniversiteye kadar havadan şehri turlayacak şekilde monoray hattı inşa edilecek. Kumbaşı Limanı ise büyütülecek. Şimdi bu sözler verilirken bu kadar uçmamak lazım. Şimdi şöyle bir iddia var. Durugöl şunu iddia etmişiz. Rıhtım'dan üniversiteye kadar. Yani bugün
Ordu, eski Ordu Limanı, Rıhtım'dan üniversiteye kadar havadan şehri turlayacak nitelikte monoray. Nedir monoray? Havadaki, havada asılı raylı sistem. Şimdi biz bırakın havadaki asılı raylı sistemi, karadaki raylı sisteme de razıydık. Ancak gelinen noktada bize küçük bir, geçen hafta haberini yapmıştık, butik bir tramvay adı altında bir araç verdiler. Tramvay diye bizi kandırdılar. Şöyle ifade edeyim. Artık insanlar çok fazla dünyaya açılmaya başladı. İnternet denen bir kavram var. Yurt dışına giden çok insanımız var. İstanbul'a giden, Ankara'ya giden, yani raylı sistemin ne olduğunu bilen binlerce insanımız var. Yani tekerlekli, dört tekerlekli, küçük butik, güzel bir aracı da bize tramvay diye yutturmayın diye rica ediyorum. Çünkü verilen söz havadan raylı sistem olacakken yerine getirilen söz de ne yazık ki küçük bir butik araç olmuş. Ve ben bunları sorgulayacağız, sorgulamaya da devam edeceğiz. Evet, monorail. Evet, Ordu'ya söz verilen havadan raylı sistem olacak iken gelinen noktada Ordu'daki tramvay adı altındaki tekerlekli taşıtımızı gösterme şansımız var mı? Reji. Onu da arkadaşlara göstermek istiyorum. Evet, söz verilen havadan raylı sistem, ki karadan olan bir raylı sisteme de razıydık açıkçası. Ancak dediğimiz gibi gelinen noktada dört tekerlekli, şimdi Alev verecek ekrana, dört tekerlekli küçük bir butik aracı bize tramvay diye artık yutturdular mı, biz mi yuttuk bilmiyorum. Evet, tramvayımız ekrana gelecek muhtemelen. Altınordu'nun en önemli projelerinden biri de demişiz, Kumbaşı Limanı'ndan başlayacak ve Boztepe'nin altından geçecek bir tünelle diyoruz. İşte oralarda mesire alanları falan. İşte bunlar aslında okumak açıkçası beni mahcup ediyor. Niye? Çünkü benim şehrim adına verilmiş bir söz ve yine bizim şehrimiz bu sözü yerine getirmemiş, hayata geçirmemiş. Bu bizim için açıkçası gündeme getirmek değil, sorgulamak için bir mahcubiyet sebebi diye düşünüyorum. Şimdi Ünyeport ve Marina ve yeni sahil projeleri geliyor demiş. Yani Ünyeport, Marina ve yeni sahil projeleri. Ordu'ya ben Marina yapıldığını bilmiyorum ve duymadım. Duyan arkadaş varsa da bize bu konuda yardımcı olsun. Hatta Ünye Büyük Cami çevresi daha da genişletilecek demişiz. İlçede kültür ve turizm unsurlarına yönelik projeler uygulanacak. Şimdi Ünye demişken ben bugün Ünye'de idim. Şu anda hala Ünye'deyim. Ünye'de kültür ve turizme yönelik projeler uygulanmıyor. Ne yazık uygulanmıyor. Zira az sonra bir konuğumuz var. Değerli bir konuğum var. Sanatçı. Dünyada nadir sanatçılardan. Evet, abartmıyorum. Dünyadaki nadir sanatçılardan birazdan konuğum olacak. Ünye'nin evladı. Ordu'nun evladı. Ancak ne kadar duyurmuş kendini. Ünye, Ordu ne kadar sahip çıkmış kendisine. Onu soracağız. Çünkü burada yazılan şu. İlçede kültür ve turizm unsurlarına yönelik projeler artırılacak demiş. Elimizdeki hazır kişiye değer vermeye biliyoruz isek ilçede kültür ve turizm unsurlarının projelerinin uygulanacağının sözünü vermek de biraz saçma diye düşünüyorum. Sakin şehir olarak tescil edilen Perşembe ilçesi yeniden düzenlenecek ve yat limanı inşa edilecek demişiz. Ben Perşembe ilçesine de yat limanının inşa edildiğini veya kısa vadede böyle bir proje olduğunu da duymadım, bilmiyorum. Evet, hakkını yemeyeceğiz eleştirirken, doğru ya da doğru şu ifade yer almıştı. Ayrıca kaz yetiştirici merkezi kurulacak denmiş yine verilen sözlerde. Evet, kaz konusunda büyük şehrimizin gerçekten çalışmaları var. Bu konuda kendilerine şükranları sunuyoruz. İşte iki sayfa şimdiye kadar eleştirimiz oldu. Ancak ben bu eleştirilerde ilk defa verilen bir söz, kaz sözü var idi. Ancak sokak şunu söylüyor Sayın Belediye Başkanım. Bu işler diyor kaz ile cücük ile olacak şeyler değil diyor. Ve bence doğru diyor. Çünkü bizim artık kaz ile cücük ile zaman geçirecek vaktimiz yok. Bizim büyük projeleri konuşuyor olmamız gerekecek idi. Evet, Hilmi Güler yine haberimize devam etmiş. Bir proje adamı olduğunu ifade eden Güler, projelerin her zaman hazırlandığını ancak en önemli unsurun gönüllülere girmek olduğuna vurgu yaptı.
Kusura bakmayın, gönüllere de girmediniz efendim. Yani en önemli unsur gönüllere girmek iken ne yazık ki gönüllere girmediniz. Ordu sizini sevdiğini düşünmüyorum. Bazı paylaşımlar yapıyorsunuz sosyal medyada, Twitter'da ve Facebook'ta. Yani belki talimatla mı bütün kurum personelinizin haricinde insanlar yorum yapmıyor. Ben çok dikkat ediyorum buna. Tamam, yapmayabilir. Herkes yorum yapacak diye bir kaydı yok. Ancak şunu merak ediyorum. Kendi kurum personelinize dayatmayla mı yorum yaptırıyorsunuz? Bunu da sormak durumundayız. Sayın Güler devam etmiş. Önemli olan demiş gönüllere girmek. Projeler nasıl olsa yapılır. Ben proje adamıyım. Onlar kolay. Biz gönül belediyeciliğini oluşturuyoruz demiş. Gönüle girmek çok bir iş. Biz gönül belediyeciliği oluşturacağız. Asfalt yapılır, yollar, kaldırımlar yapılır ama gönül pek çok önemli. Kırık gönülleri tamir etmek çok önemli. Kırık gönülleri tamir etmek, gönüller yapmak için buradayım demiş Sayın Güler. Şimdi asfalt yapılır demişsiniz, yollar, kaldırımlar yapılır. Efendim gönül yapamadınız, tamam gönül yapmayı bırak, biz hizmet istiyoruz. Hadi gönlümüzü kırdınız, hizmet istiyoruz ama örneğin bunu sık sık dile getireceğiz ve bundan sonra çok daha dile getireceğiz. Yıllarca insanlar Ulubey ile Gölköy arasındaki Sertdere yolu. Yani Ulubey-Gürgentepe üzerindeki yol zaten artık yılan hikayesine döndü ama Ulubey ile Sertdere üzerinden Damarlı istikameti ve Gölköy yolu hala kurtarılmayı bekliyor açıkçası. Tekin Çelenk bu konuda ciddi ciddi mücadele verdi ama Tekin Çelenk'le işte 10 kişiyle 20 kişiyle bu konu olmuyor. Bu konunun belediyenin istemesi lazımdı ve bu konu hala gündemde değil. Evet, tekrar ifade etmiş Sayın Hilmi Güler Başkanım, yeni bir ordu inşa edeceğiz. Başlıkta söylemiştik, yeni bir ordu inşa edeceğiz. Buradan aldık aslında o cümleyi. Ancak yine ifade ediyoruz, yeni bir ordu inşa edilmedi Sayın Hilmi Güler Başkanım. Evet, yeni dönemin çok çalışan başkanı olacağız demiş. Ben aslında bunu tekrar okumak istemiyorum çünkü yeni dönemin çok çalışan bir başkanı olduğunu düşünmüyorum Sayın Hilmi Güler'in. Ben değerli izleyenler, hatta Güler'in 19 ilçede küçüklü büyüklü 552 projesinin yer aldığı lansmana hilmigülerproje.com adresinden ulaşılabiliyor diye eklenmiş ama hilmigülerproje.com adresi de şu an hala faal değil. Yani şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Lütfen diyoruz sayın yetkililer, verilen sözleri bir nebze olsun tutmaya çalışın. Ya da bu sözleri vermeyin. Bu sözler halkı kandırmaktır. Zira dolayısıyla kendinizi kandırmış oluyorsunuz. İnsanlar unutmuş olsa da arşivin unutmadığını söylemiştik. Arşiv unutmayacak. Ve birkaç tane mesajımız var. Onları alacağım. Serdar Karakaya, selamünaleyküm Ahmet Bey. Hayırlı yayınlar. Elif gibi dik durmaya devam güzel insan. Hayırlı yayınlar, sevgiler demiş. Tüm Moda TV çalışanlar, arkadaşlarımıza saygılar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dimdik durmamız lazım. Hep söyledik. Biz bu şehrin evladıysak, bu şehrin ekmeğini yiyorsak elbette bu şehirde olan biteni sorgulamak durumundayız. Zira bir kişi bile bizi izleyebiliyorsa biz o bir kişiye bile doğruları anlatmakla yükümlüyüz. Hatice, hadi hayırlı yayınlar diliyorum. Ünyemize hoş geldin demiş. Hatice hoş bulduk güzel dost. Kemal Aksoy da iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Evet değerli dostlar, konumuz çok. Şimdi yine bir konudan bahsedeceğiz. Ordu Valiliği devamlı. Hatta şunu da ifade etmek istiyorum. Altına bu konu bizi gerçekten çok üzüyor. Yani bu konunun altını çize çize konuşmamız gerekiyor. Devamlı günde 5 vakit ezan okunuyor. Güzel. Ama günde 15 vakitte aynı minarelerden pandemi devam ediyor. Lütfen mesafemize dikkat edelim gibi saçma sapan sözler. Özür diliyorum, saçma sapan sözler. Çünkü şimdi rejide arkadaştan rica edeceğim. Oradaki konser görüntümüzü bir verir misin? Lütfen. Şimdi arkadaşlar sözde bir pandemi. Benim şahsi fikrim plandemi. Sözde bir pandemi var iken şimdi ekranda görüyorsunuz. Şöyle tutayım. Ha şimdi arkamızda bakalım. Eğlence. Güzel. Çünkü bir süreç yaşadık.
Yani yaklaşık 20 aydır, 2 yıla yakın bir süredir insanlar bunaldı. Belediye çok da güzel bir organizasyon yaptı. Evet, bu hafta olan bir organizasyon. Demet Akalın geldi. Birkaç tane daha sanatçımız geldi. Değerli arkadaşlar, burası gerçekten önemli. Lütfen. Belediyeye bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Gerçekten şahsım adına bu tür etkinliklerin çok daha fazla olması lazım. Belediyeye teşekkür ettik. Ama aynı belediye, aynı kurum, lütfen mesafeye dikkat edelim, pandemi devam ediyor, lütfen mesafeye dikkat edelim gibi saçma sapan sözler. Yine aynı kurum, yine aynı Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları sokakta insanlara maskesiz dolaştırmıyorlar. Göz açtırmıyorlar maskeniz yok diye. Bakın. Evet, görüntü. Alev, küçük olarak verebilir misin görüntüyü? Evet. Değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum, burası önemli. Bakın, akletmemiz gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Devam ettirelim Alev. Evet, bu görüntü. Binlerce insanımız, binlerce gencimiz, binlerce arkadaşımız burada iç içe. Çok güzel. İnsanların eğlenmeye de hakkı var. Eğlenmeleri de çok güzel. Ancak yine söylüyoruz. Aynı kurumun zabıtaları sokakta insanlara göz açtırmıyor. Bırakın ya, biraz insanları rahat bırakın. Evet, güzel bir etkinlik olmuş. Bak, belediyeyi bu konuda eleştirmiyorum. Eleştirdiğimiz konu, valilik bu etkinliğe izin veriyorsa aynı valilik sabahtan akşama kadar günde 15 kez, yani 5 kez ezan okunuyor. 15 kez pandemi devam ediyor. Rehavete kapılmayalım. Onu da ezberledik artık. Lütfen mesafeye dikkat edelim. Peşe de ekliyor. Aşımızı yaptıralım. Bu çok daha vahim, biliyor musunuz? Yani aşı anonsunun camilerden verilmesi çok daha üzücü, çok daha vahim, çok daha düşünülmesi gereken bir konu. Evet, çünkü Demet Akalın konserinde üçgenler havada uçuşuyor. Şimdi üçgenlerin ne olduğunu tekrar söylememize gerek yok. Bak, bir geri gelir misin Alev? Bir geri gelir misin? Bak, Demet Akalın üçgenler havada uçuşuyor. Üçgenlerin ne olduğunu da bazı arkadaşlarımız zaten biliyor. Üçgenler havada uçuşurken yine aynı belediyenin zabıtaları da bize demesinler ki o maskenizi takın. Salgın var, virüs var, bilmem ne var demesinler. Süleyman Birtek, iyi yayınlar, başarılar diyorum. Ordumuza selam demiş. Aleyküm selam, güzel insan. Süleyman Birtek'e de biz de selam gönderelim İstanbul'a. İstanbul'da polis memuru abimize. Rahmi Çakar Başkanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sinan Ergin, Ünye'den yazıyorum. Başarılar diliyorum. Çok üzgünüm. Reklam yapacağına hizmet yapsaydı çok güzel olurdu. İşte Sinan Ergin, işte biz bunları istiyoruz. Sorgulayalım. Sinan Ergin'in de dediği gibi, reklam yapacağına hizmet yapsaydı. Çok şeyler konuşacağız. Belediyenin sosyal medya harcadığı bütçeyi konuşacağız. Resmi rakamlar aldıktan sonra onları konuşacağız. Yolsuzlukları konuşacağız. Olumsuzlukları konuşacağız. Şunları konuşacağız yine. Ekleyeceğim. Altyapı sorunlarını konuşacağız. İlçelerde ve şehir merkezinde içme suları sık sık çamurlu akıyor. Bunları konuşacağız. Şehirde istihdama yönelik hiçbir proje yok. Bunları konuşacağız. Şehrin imar planı yok. Çünkü inşaat da yapılmıyor şehirde. Bunları konuşacağız. Bütün ilçe ve mahallelerde yol problemleri devam ediyor. Bunları konuşacağız. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Hala Ulubey'le damarlı yolu çift şeritli yol olmasına rağmen tek şeride bile razıydık. Yol olmaktan çıktı. Eski otogar, Ordu'daki eski otogar, eski sanayi ve bağlı bulunduğu parseldeki yapıların yıllar önce yıkımı konuşuluyor idi. Hala atıl durumda bekliyor. Yine otogar yapılmasına rağmen eski otogarımız atıl durumda bekliyor. Bunları konuşacağız. Şehrin tek destinasyon merkezi vardı. Boztepe ve buraya ulaşım teleferikle sağlanıyordu. Teleferik hala çalışmıyor. Bunları da konuşacağız. Teleferik neden çalışmıyor? Farklı söylentiler var. Bütçeyi bulduğunu açıkladı belediyeden bazı arkadaşlar. Bütçe bulundu ama teleferik hala çalışmıyor. Bu konuyla ilgili Seyit Torun'un da bir açıklaması oldu yine dün. Bunları da konuşacağız. Arkadaşlar, şunu konuşuyor sokak. Diyorlar ki, beğenmediğiniz Seyit Torun bir teleferik yaptı. Bütün baskılara rağmen bir teleferik yaptı. Ancak siz bu teleferiği bile çalıştıramaz durumdasınız diyorlar ve doğru da diyorlar. İlçe belediye başkanları
İtfaiye öncü aracı olarak makam araçları almış. Bunları da konuşacağız. Yani hangi belediyeler bunlar? Bunları konuşacağız. Aybastı Belediyesi gündeme geldi ama tabii ki sadece Aybastı değil. Hangi belediyeler var bu konu içinde? Bunları da gündeme getireceğimiz konular arasında. Evet, diyecek ki arkadaşlar ne demek? Yani ilçe belediye başkanı elbette makam aracı alabilir. Bu öyle değil. Bu devleti dolandırmak suretiyle alınan makam araçları. Şöyle oluyor, ben size kısaca anlatayım. Belediye eğer hizmet aracı olarak bir araç alacağını bildiriyor ise vergiden muaf olarak alınıyor. Şu an yaklaşık %60 vergi olarak değerlendirirsek yani 700 bin liralık bir araç 300 bin liraya gelmiş oluyor. Yani şöyle ilçe belediye başkanlarımız 700 bin liralık aracı devleti dolandırmak suretiyle 300 bin liraya alabiliyorlar. Bu araçlarda resmiyette itfaiye öncü aracı olarak geçiyor. İtfaiye hizmet aracı olarak geçiyor. Ancak hiç de öyle değil. Sayın belediye başkanlarımızın makam aracı olarak hizmet veriyor. Evet, birçok mahallenin kırsal mahalle statüsü alma hakkı olmasına rağmen nedir kırsal mahalle? Daha önce bunun haberini de yapmıştık. Şu an yüksek ilçelerimizde örneğin Aybastı, örneğin Gürgentepe, işte örneğin Akkuş gibi ilçelerimizin mahalleleri kırsal mahalle statüsüyle örneğin Korgan. Mesela nedir kırsal mahalle? Bu mahalle statüsüne İçişleri Bakanlığı, yanılmıyorsam İçişleri Bakanlığı bir hak vermişti. Bu mahalleler kırsal mahalle statüsüne geçerse harç masrafları, inşaat ruhsatı masrafları yarı yarıya düşecek idi. Ayrıca belediyenin suyunu da çok çok indirimli kullanacaklar idi. Ancak Büyükşehir'de bu konuda defalarca talep olmasına rağmen hala bir girişimde bulunmadığını düşünüyorum. Evet, aslında kırsal mahalle çok önemli izleyenler. Çünkü şöyle, şimdi bir köyünüze ev yaptırıyorsunuz. Ruhsat harcı olarak Altınordu merkezdeki veya Ünye merkezdeki veya işte Fatsa merkezdeki bir inşaata harcadığınız ücret kadar para harcıyorsunuz. Ancak kırsal mahalle statüsünde tabii ki daha indirimli yapılacak iken belediyenin de bu konuda çıkarı olduğundan dolayı kırsal mahalle statüsü hala verilmiş değil. Evet, kültür sanat dedik. Oraya geleceğim çünkü kültür sanattan sonra ben sayın hocam var, İlker Çorbacı hocam, onu davet etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta hem üzüldük hem mutlu olduk. Neden? Onu da paylaşacağım. Turizm yatırımları veya şehre turist kazandıracak hiçbir faaliyetimizde şu an yok. Bunları da tabii ki konuşacağız. Bunları madde haline getirdik. Bütün dosyaları açacağız. Belediyeyi konuşacağız. Şehrimizi konuşacağız. Çünkü başka şehrimiz yok. Başka ülkemiz de yok. Zira bunları konuşmazsak yaptığımız mesleğe, kendimize ve şahsımıza da hakaret olmuş olur. Evet, birkaç tane mesajımız var. Ben onları eklemek istiyorum. Behzat Çelenk, İyi Parti Gölköy İlçe Başkanımız Behzat Çelenk şöyle ifade etmiş. Kazla, serayla oyalanacak zamanımız yok. 2,5 yıl oldu. Halen hizmet yok. Siz kimin gönlüne girmekten bahsediyorsunuz? Ordu Gölköy yolu yılan hikayesine döndü. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Başkanıma selamlar ediyoruz. Doğru mu demiş? Doğru demiş. Doğru diyen hangi partinin olursa olsun burada ona teşekkürümüzü edeceğiz. Az önce de Yeniden Refah Partisi Altınordu İlçe Başkanı Sayın Serdar Başkanım güzel bir mesaj göndermişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Celal Özçakır abim demiş ki hayırlı yayınlar kardeşim. Olumsuzluklar hassasiyet gösteren tüm basın emekçilerine selamlar İstanbul'dan demiş. En çok göç veren iller sıralamasından ne zaman çıkmayı düşünüyorlar ordumuza, ordumuzu sayın yetkililer acaba? Evet, devamlı göç veriyoruz. Şimdi göçünü götüren insanlara da diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü diyorlar ki doğduğumuz yerde değil, doyduğumuz yerde olmak zorundayız. O yüzden bu şehrin eğer dinamiklerine sahip çıkmış olsaydık, bu şehirde o insanların kalması için bir sebepleri olmuş olsaydı zaten göç veren şehirler arasına girmezdik. Evet, az önce dedik kültür sanat Ordu'da ne kadar var, ne kadar sahip çıkılmış
bence hiç çıkılmamış bir hocam var. İlker Çorbacı hocam. O da şu an konuğumuz olacak. Ben önce kendisinden şöyle bahsedeyim. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Altınordu'da idi İlker hocam. Onunla görüştük. Az sonra ekranınıza vereceğiz zaten. Bir röportaj gerçekleştirdik. Gerçekten üzüldüm. Neden mi? Dünyada eşi benzeri olmayan bir konuya imza atmış İlker Çorbacı hocam. Sanatçı kimliğiyle dünyada tek olan bir sanatın sanatçısı kendisi. Ve şu anda stüdyomuza geldi. Evet, ben ona Ordu kültür sanat şehri mi diye soracağım. Cevabını birlikte alacağız. Bence değil, çünkü eğer olmuş olsaydı bugün İlker Çorbacı hocamla bu stüdyoda bu konuları konuşuyor olmazdık. Ailemizle, çocuklarımızla gidip sergisini geziyor olurduk. O yüzden içimizde bir problem diye düşünüyorum. İlker hocam, hoş geldin diyorum. Hocam, evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama ben sizi burada bu şekilde konuşarak ağırlamak istemezdim. Niye? Çünkü şunu isterdim. Şunu isterdim. Sesi var mı hocamın? Ses. Ses var değil mi şimdi? Tamam. Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben burada şunu isterdim. İlker hocam oraya bir işte sergi açmış. İnsanlarımız gördü. Tepkiler nasıldı hocam diye bunları konuşmak isterdim. Olsun, serginize geldik. Çok güzel şeyler gördük. Şimdi rejideki arkadaşım, önce hocam serginizi izleyelim. Ondan sonra tanıyalım mı konuyu? Reji, evet. İlker hocam. Kültürel miraslarımızı olan bu eski konaklarımız, eski evlerimiz, eski Osmanlı sokaklarımız, bunlar çok değerli, çok güzel. Çünkü içinde bir yaşanmışlık olduğu için tarihimizi anımsatacak ve kendi dinimiz, kültürümüz olan bu yapıların günümüze gelenleri çok kıymetli buluyorum. Hem bunları yaşatmak adına hem de bunların tuvalde ya da işte çerçevede çok güzel duracağına inandığım için böyle ufaktan bir çalışma başlatmıştım işte. Rölyefi de seviyorum, o kabartma çökük olmasından ötürü. Böyle bir şeyin hayalini kurarak başladım. 1998'de bu çalışmalarıma başlamıştım. Evet. Arka kapağın bulaşık makinesinin kapağının içine, evet. Çok masif bir malzeme. Efendime söyleyeyim, dedim bunu, dedim içine, genelde hep öyle yapıyorum. Genelde ambalaj kapaklarının içine yapıyorum. Tabii kullandığım malzemeler de, mesela onun şeyi burada var. 30 farklı çeşit atığı dönüştürebiliyoruz. Mesela bunları kullanmışız. 01. 01'in karşılığı karton kutu. Karton kutu kullanmışız. 02 ahşap kaplama. 03 plastik şeffaf plastik. 05 taş dere yosunu. Bulabileceğimiz masif karton, doğal kaş, kuru ağaç dalları, atık güpür parçaları, kürdan gibi birçok erişebileceğimiz, günlük hayatta elimizin altından çok değersiz olarak görüp çöpe attığımız şeyler aslında çok değerlidir. Hani sanatı çöpe değdirdiğimiz anda karşımıza çıkan tablo bu aslında yani. Şimdi şöyle bir tespit yapacağım. Birçok sanat eseriyle karşılaştık. İşte resimler çizildi. Hepsine çok saygımız var. Evet. Sanat sonuçta bir emek var. Sonuçta bir orada uğraş verilmiş falan. Evet. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Evet. Şimdi dünyada da bir ilk. Dünyada ilk mi bu? Dünyada da ilk. Bak yani... Değerli Zener, dünyada ilk olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şu an biraz daha açıkçası hem gururlandım hem de keyif almaya başladım. Evet. Olan Profesör Doktor Mr. Paul Connett'le
tanıştım. Amerikalı mıydı o? Amerikalı ve şu an hala sıfır atık dünya hem fikir babası hem de başkanlığını yapıyor, hala yürütmekte evet. olduğu. Bir saat kaldı benim sergimde. Çok sorular sordu, çok şeyler cevapladık ve iki projemden bahsettim. İşte bütün kentler kendi atıklarından kendi kültürel miraslarını yapabilir projesini söylemiştim. Çok beğenmişti, tebrik etti tekrardan. Bir de yarınlarımız ya da geleceğimizi devralacak olan çocuklarımıza da bir hem doğa, çevre bilinçli nesiller yetiştirmemiz için onlara da uygun projelerden bahsettim. Okullarda öğretebileceğimiz, onların yaşlarına uygun vesaire geri dönüşümle alakalı. Hem çevreci, hem sanata duyarlı, hem daha estetik gözle bakabilecek, hem hayal güçlerini tetikleyebilecek ve sürdürülebilir olması gibi projelerimi açıkladım. Çok beğendi, çok takdir etti ve sohbetin sonunda şunu sordum. Dedim ki hani siz gidiyorsunuz dünyanın her tarafında ve üst düzey karşılanıyorsunuz. Teknokrat, bürokrat, siyasiler ve yani sanatçılar bakımından da üst düzey karşılanan insanlar bunlar. Evet. Hocam bu videomuz yine devam edecek. Hatta programdan sonra da bu videomuzu değerli arkadaşlar izleyebilecekler. Şimdi hocam orada da sormuştuk, yine soruyoruz. İlk defa ben atıklardan bir sanat eseri çıktığını geçen hafta sizinle görmüş oldum. Şimdi o zaman sormuştuk ama değerli izleyenlerimiz yine merak ederler. Çöpten sanat eseri yapmak nereden aklınıza geldi? 98-99 yıllarında rölyef sanatından işin açıkçası etkilendiğimi her zaman her fırsatta söylüyorum yani. O çünkü gerçeklik hissini daha çok veriyor. Verdiği için de ki ben de sanata vesaireye ki çocukluğumdan beri hep yazar çizelim vesaire yaparım. Hep bir sanatçı yani bir ukdemiz vardı bir şeyler yapmak adına. Evet. Ondan sonra bundan dolayı bakın hocam. Buyurun. Evet hocam, ses var şu an. Tamam. Evet. Sesimiz var. Evet, bundan, doğru. Bundan dolayı ben de dedim ki ülkemizde hani bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Boyamak, sanat yapmak istiyorsunuz ama fakat pahalı bir hobi. Sesim geliyor mu? Sesiniz ufak bir sorun oldu hocam. Pahalı bir hobi. Evet, evet. Geldi hocam sesiniz. Pahalı bir hobi. Peki biz bunu daha erişebilir, insanların da erişebileceği uğraş haline nasıl getirebiliriz den bu fikirden aslında yola çıkarak adımlar atmaya başladım. O ufak adımlara. O zamanlar geri dönüşüm vesaire hiçbir şey yok yani. 98'den bahsediyorum. Ben. Evet. Ondan sonra daha ulaşabilir, daha maliyeti düşük sanatı nasıl var edebiliriz den aslında temeli bunlar oluşturuyor. Ve ikincisi ise bu kültürel miraslarımızı, bu Osmanlı, işte Rum evleri, Ermeni evleri, yani Anadolu'daki mevcut olan yapıları da, kültürel miraslarımızı da çok kıymetli ve çok değerli buluyorum ve aynı şekilde devam ediyor. Fazlalaşma var, noksanlaşma yok hislerimizde. Ufak ufak denemelerle, deneme ve yanılma yollarıyla, ekletiklerle, bir yani 6 sene boyunca devamlı tek tablo tipinde çalıştım. Aynı tabloyu yaptım. Hatta bugün halk eğitim kurslarımızda öğrettiğim kurslarını verdiğim, insanlara öğrettiğim o tablodur halbuki. Yani işim temel, yani gözüm kapalı yaptığım tablolara da onlardır. Mesela aynısından 30 tane üretmişimdir. Çünkü yani taş efektini yapmasını bilmiyorduk o zamanlar. Yani efekt derken hani boyuyordum, ediyordum, o görünümü alıyordu ama o dokuyu vesaireyi veremiyorduk. Ama bugün o dokuyu verebiliyoruz. 7-8 çeşit taşın farklı şeyden yapabiliyoruz. Hem taştan yapabiliyoruz, hem atık malzemeden yapabiliyoruz. Gerçi hepsi atık ama artık hani onun onlarca çeşidini öğrenmişiz. Gibi yani üstüne ekleyerek bugünlere geldik. Şimdi hocam asıl benim burada üzerinde durmak istediğim konu şu. Evet,
sanatınız gerçekten biz çünkü bunu eleştirme hakkına da haddinde sahip değiliz. Benim gördüğüm şu, bir atıktan geri dönüşüm olarak kullanılabilecek atıktan bir sanat eseri icra etmiş olmanız. Ordu markalaşmaya çalışan ama görünen o ki markalaşmanın şu an algısının bile oluşmadığı bir şehirde yaşıyoruz. Üzülerek söylüyorum bunu. Hani Ordu buradan yakalayabilip bir dünya kenti olmaya aday olabilecek veya bu alanda söz sahibiyim. Çünkü benim her şeyden önce çöplerimden şehrin suretini yansıtabileceğim bir sergim var diyebileceği bir sanatçı var iken bunu değerlendirememiş. Bugün aslında belediyenin verdiği sözler ve tutulmayan sözleri konuşmuş idik. En sonunda şöyle bir ifade geçti. Ordu kültür sanatta işte kültür ve turizm alanında, kültür ve sanatta işte uçacak, gidecek, koşacak gibi sözler kullanılmış. Şimdi diyorum ki İlker Çorbacı gibi bir değer varken elimizde, hadi hep geçtim yani kültür sanata ben çok önem verildiğini zaten düşünmüyorum ama böyle bir değer varken değerlendiriliyor mu yeterince? Bunu da sormak istiyorum. Evet. Şöyle cevaplamam gerekiyor bunu. Şimdi dedim ya hani işin şu tarafından gelecek olursak Ordu'ya ne gibi faydası olabilir bunun? Bir de şuraya da bir virgül koyarak düzeltecek olursak çok daha iyi olur. Bizim yaptığımız geri dönüşüm değil, bir şeyi eritip aynı hale getirirseniz geri dönüşüm olur. Ama bunu siz farklı yere sanatla buluşturursanız bu ileri dönüşüm olur. Çünkü kağıdı kağıt yerine kullanmıyoruz. O kağıt artık bir sanat eserine dönüşüyor. Evet. Yani ileri dönüşüm. Şu anda ekranda gördüğümüz gibi. Evet. Ekranda görüyoruz şu an. Şunu da demek istiyorum. Evet şu anda beni hocam şunu sormak istedim aslında. Yani böyle bir değer varken, ordunun böyle bir değeri varken ne kadar ilgi görüyor veya bu değere ne kadar önem veriliyor veya ordumuz özellikle yöneticileri veya işte kültür sanat diyebileceğimiz alanların suyun başındaki kurum ve kişiler bu konuda İlker Çorbacı'ya ne kadar değer veriyor veya ne kadar İlker Çorbacı'nın sesini duyuyorlar aslında bunu merak ettik yani çünkü şundan yine söylüyorum altını çizerek dünyada ilk defa bu sanatı icra eden bir kişi, sanatçı yanımızdayken, elimizdeyken, bir telefon kadar yakınken, üniversite olarak, valilik olarak, işte belediye olarak ne kadar değerlendirebiliyoruz'u merak ettim. Ya da böyle bir ışık var mı? Ya da böyle bir durum var mı? İşin aslında ordumuz, valiliğimiz, büyükşehirimiz, ünyemiz ve genel anlamda aslında ellerinde o kadar çabuk büyük bir done var ki ama farkında değiller. Ben İlker Çorbacı olarak bunu söylemiyorum. Bunu ben bir yurdun sevdalısı olarak söylüyorum. Artı Türkiye için de çok faydası vardır. Nedir? Çünkü sanat tarihi uzmanı kardeşlerimizin de şöyle bir notu var. Onu ileteyim ondan sonra devam edeceğim. Evet. Konunun nereye getirmek istediğime. Dünyada İlker Çorbacı'nın yapmış olduğu sanat daha adlandırılmamış, adı konulmamış bir sanat. Yani yeni bir sanat akımı ve bu sanat akımının öncülüğünü biz yapıyoruz. Ordu olarak, ünye olarak yapıyoruz. Bunun faydası şudur. Dünya Çevre Örgütü'ne taraf olmayan Türkiye bu sene oldu. Yani Avrupa Birliği masasına tekrardan döndü. Bu da şu demek oluyor. Türkiye 1,5 milyar avro gibi büyük para sarf ediyor. Avrupa Birliği havuzuna para aktarıyor. Projelerle biz bunu alabiliriz. Doğru projelerle. Bizim projemizde geri dönüşüm var. Eğitim var. Sanat var. Kültür var. Ve sürdürülebilirlik bir eğitim var. Çocuklarımızın hem çevre bilinciyle beraber hem sanatsal etkinliklerin arttırması artı hayal güçlerinin tetiklenmesi alakalı çok büyük bir projeleri beraber yapabiliriz. Bundan da ordu olarak çok büyük faydalar sağlanabilir. Ve dünyada da yapılacak ilk projedir bu. Yani ilk örneği gene buradan çıksın istiyoruz. Ama diyorum ki bana lazım olan yani bu sanata nefes alabilmesi için, yaşayabilmesi için
bir destinasyon noktası yaratalım diyor. Gelen turistlerimiz yerli ve yabancı insanların bununla buluşturabileceğimiz, daha şehri kenti gezmeden kentin kültürel miraslarının nerede neyin ne olduğunu hem görmüş olacaklar hem de geri dönüşüme ne kadar değer verdiğimiz altı çizilmiş olacak. Diğer bir husus ise bu hususlar sadece yerli ve yabancı turistlerin değil aynı zamanda bu okula giden çevre ve temizlik dersleri gören çocuklarımız o derslerinde gelip buraya bizzat bunların geri dönüşümden yapıldığını izahını yapıp onların yaşlarına uygun projeleri vererek ellerine atıyorum mesela bir çocuğa atıyorum 10 kişi bir uçak projesine yazıldı ya da roket projesine yazıldı. O çocuğa siz ileride roket mühendisi ol demenize gerek yok. Ben bunu neden gerçeğini yapmayayım diye kendi telkinini kendi içinde verebilecek ve çöpe çöp olarak bakmayacak, atık olarak bakmayacak. Ben bununla ne yapabilirim? Ben bu parçayı bir projenin neresinde kullanabilirim? Bakın hayal ve üretim ikisi birbirine paraleldir. Hayal olmayan bir ülkenin çocuklarında gelecek olamaz. Hayal varsa bir şeyler başarılabilir ve üretilebilir. Etrafımızda ne görüyorsak temeli hayaldir. Hayalle şeydir. Demem gibi eğer doğru projelerim zaten var. Destek verilirse bunu eğer biz bunu bu bölgede yaparsak inanın ki Türkiye Belediyeler Birliği'ni demiyorum. Avrupa Belediyeler Birliği'nden de ödül alır kimse başkanımız. Yani yeter ki destek versinler yani bu işe. Kendileri için bu topraklar için bu insanlar için daha bilinçli bireyler yetiştirmek için söylüyorum ben bunu. Ve bu sanatı sürdürülebilir olması çok önemli aslında. Ve bu bütün dünyaya rol model olacak bir proje aslında. Yani sadece bu bölgenin değil, bütün dünyayı etkileyebilecek bir projedir aslında. Ve içinde eğitim, sanat ve geri dönüşümün, ileri dönüşümün bütün safhaları düşünülmüş, kurgulanmış ve yazılmıştır bunların. Ama gel görelim ki biz bunu anlatmaya çalışıyoruz bölgemizde. Yetkin ve etkin insanların ne diyelim yani görmezden mi geliyorlar, anlayamıyorlar mı yoksa biz mi anlatamıyoruz bilemiyorum. Ama ben buranın dışına çıktığım zaman yani uluslararası fuarlara da davet ediliyorum. Ki bu sene de gene davet edilen tek sanatçıydım. CNR Entek Sıfır Atık Fuarı'na. Orada beni hiç tanımayanlar ve hiç anlatmama rağmen, kimseye bir şey anlatmama rağmen orada gelen üniversite hocalarımız, hani profesör düzeyindeki insanlar, üst düzey insanlar gelip hayran oldukları ki ciddi teklifler de alıyorum. Bunu önümüzdeki sene yansımalarını göreceksiniz. Efendime söyleyeyim. Büyükşehir belediyelerinden de biz bir sıfır atık sanat sokağı kurmak istiyoruz. Kafamızda bir şablon vardı. Fakat bu sadece sizi görene kadardı. Sizin eserlerinizi görene kadardı. Çünkü herkes birbirinin tekrarını yapacağı için ya da yaptığı için böyle bir çalışmanın da görmedikleri için çok şaşırdılar ve çok da hoşlarına gitti. Bu sokakları ya da bu sanat sokağını beraber kurmak isteyen insanlar var benimle. Şimdi bunu yaşadığım coğrafyanın yönetimi görmeyip de ilk defa hayatında beni görmüş insanların bu teklifle bana gelmesi, 3-5 saat vakit ayırıp konuşmaları tabii ki beni mutlu ediyor, onur ediyor. Çünkü yorulmuyorum. Adamlar yani hemen kapmak istiyorlar. Diyor işte diyor isim vermiyorum büyük şehirlerin. Orası burası çok da hani bütçeleri iyi olan şeyler bunlar. Ama bir müddet daha eğer görmezden gelinirse ben öyle düşünüyorum ki İlker Hoca'yı elimizden kaçıracağız gibi. Çok güzel bir mesaj gelmiş hocam. Onu paylaşmak istedim sizinle. İstanbul'dan Celal Özçakır sevdiğimiz bir abimiz şöyle bir mesaj yazmış. Doğayı çöpe çevirenlerin çoğaldığı günümüzde
çöpten dünya yaratan İlker hocamı tebrik ediyorum çok demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ olsun. Yani bu tür mesajlar da hoşunuza gidiyor değil mi hocam? Çok yani, Allah ya bu bir bakın ben bunları hiçbir zaman bakın aşağı yukarı elimdeki Ordu koleksiyonu, Ünye ve Ordu'dan evler var. 17-18 toplam 24-25 parçadır. 17-18'i Ünye Ordu'dur bunun. Yani Ordu'dur öyle söyleyelim. Hiçbir karşılık beklemeden yaptım. Bir tabloyu size ne dedim? Düş süresi bazılarınkisi 1,5 sene vardı. Ve 1,5 yıl, 2 sene düşünüyorsunuz değil mi? Bir tabloyu ama 2,5 senede bir tablo yapmışım. Senede 2 tane tablom zor çıkıyor. Ortalama olarak ömrümün 23 senesini buna vermişim. 23 sene. Karşılık beklememişim. Çünkü satmıyorum. Çünkü ben bu işin ticaretini düşünmemişim. Evet, evet. Ben bu işin sürdüğü, ben çünkü çıktığım zaman sahaya ya da işte Avrupa'da şunu bunu biz doğru anlatabilirsek, orada burada sergi ve seminer verirsek dünya rol model olacak bir şey dedim ya, bunu kurgulamışım hep kafamda. Evet. İsteyen yok mu? İsteyen var. Satmak istedikten sonra 21 tane tablo kalmaz. Ama karşılıksız yapmışım. Memleket sevdasından. İnsanlara, çocuklara bunu daha doğru anlatabilmek için o sergiyi, o müzeyi, o geri dönüşüm müzesini gösterebilmek ve dünyada da bu ilk olacak. Bir şey istemiyorum ya sizden, para istemiyorum. Bana bir yer gösterin. Satmıyorum, ticaret yapmıyorum. Ama insanların ufkunu değiştirecek, çocuklarımızın ufkunu değiştirecek, doğaya daha saygılı nesiller yetiştirebileceğimiz gençlere bunu sevdirerek, sanatla ruhlarını da terbiye ederek gördükleri bir şeyin atık olmadığını, bunu daha nelerde kullanabildiğini öğreterek, bir plastik poşetin 300 senede doğada kaybolduğunu, bir fincan ya da bir çay bardağındaki kullanılmış atık yağın 30-35 ton suyu zehirlediğini, yaşayan bütün organizmanı öldürdüğünü anlatarak ancak belki geleceği kurtarabiliriz. Evet. Ben bunları yani bu şeyleri temel alarak ayakta durmaya çalışıyorum. Hocam gerçekten konu çok etkileyici. Yani asıl temamız geri dönüşüm ve dediğim doğa, gibi çevre. Doğa, çevre. İçinde sanat da var, eğitim var. Hepsinin bir harmanladığı yani çocukların, bir nokta. Çocukların ruh gelişimini, motor gelişimini, evet, beyinlerini geliştirebilecek bir alan iken bunun şehrimizde veya ülkemizde çok büyük. Katkısı çok büyük. Ve bunun dediğiniz gibi ticaretini yapmıyorsunuz. Evet. Bir gelir elde etmek istemiyorsunuz. Bir de ayrıca şunu yapmak istemeniz çok dikkatimi çekmişti. Birilerini yetiştirmek istiyorum kesinlikle, demiştiniz. Yani bu sanat benim bana kalmasın demiyorsunuz. Yayılsın ki birilerini yetiştireyim evet, diyorsunuz. Birileri yetiştirsin ki alsın götürsünler bunu. Daha iyi yerlere götürsünler. Gerçekten hala bu konuya duyarsız kalınıyor olması açıkçası şehrim adına beni üzüyor. Hocam bu konuyu sık sık, çünkü bir çiviyi çıkarmak için defalarca vurmak evet, gerekiyor. Şimdi biz de bu konuyu sık sık konuşalım. İnşallah. Her olduğumuz yerde ne zaman uygun olursanız Ünye'desiniz. Biz de burada olacağız. İnşallah devam edeceğiz. Tamam. Bunu konuşalım. Yani bu konu gerçekten önemli. Gençliğimiz için, geleceğimiz için, çevremiz için, doğamız için. Evet, kesinlikle evet. Kültürel önemli. Miraslarımız için. Bakın kültürel miraslarımıza da dikkat çekiyoruz. Aslında iki şey protesto ediyorum ben yaptığım sanatla. Birincisi bugüne kadar var olan çevre ve doğa siyasetini, çevre derneklerini hepsini içine katıyorum. Yaptıklarını evet, yanlış olur. Çünkü yaptıkları doğru olsaydı bugün ben bunları konuşuyor olmazdım. Evet. Birincisi. İkincisi ise kültürel miraslarımızın gelecek kuşaklara daha sağlıklı, daha orijinal bir şekilde aktarılması. Hem oraya dikkat çekiyorum kültürel miraslarımıza, hem de çevreye ve doğaya olan ilişkimizin sorgulanması gerektiğini vurguluyorum. Hocam tekrar iyi ki varsınız. Yüreğinize sağlık. Güzel şeyler yapmışsınız. Bundan sonra da güzel şeyler olacağına inanalım diyelim. İnşallah şehrimizde güzel şeyler olur diye ümit edelim. Dediğimiz gibi hocam, yine sizinle
konuşmak, yine bu konuları sık sık gündeme getirmek isteriz. İnşallah. Bir mesajımızı da atlamayalım. Zira bizim için çok değerli bir dostumuz. Maşallah İlger hocamızı tebrik ediyorum. Kainattaki hiçbir şey çöp değildir. Yolu açık olsun inşallah hocamızın demiş. Vallahi. Hatice, biz de selam ediyoruz kendisine. Hatice'nin de yolu açık olsun. Hocam, ama şöyle bir şey var. Altının değerini sarraf bilir. Evet. Bence bir kişi, ve Arslan Çakır hocamın da mesajını atlamayacağım. Onun da mesajı var. Buyurun. Bir kişi çıkacaktır ve İlker hocanın, ki şahsen ben, yani İlker hocadaki bu değerin nedenli önemli olduğunu bir kişi görecektir. Zira bizim izleyicilerimize de çok algısı açık. Hala İlker hocamın ne yaptığını anlayan, idrak eden birçok arkadaşımız var. Arslan Çakır, İlker hocam yanındayız. Düşünceleriniz mükemmel. Doğacıyız. Selamlar Ahmet Bey demiş. Biz de Arslan Çakır üstadıma buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar, hocam iyi ki geldiniz. İyi ki Altınordu ziyaretinizde bizi davet ettiniz. İyi ki tanışmış olduk sizinle. Biz, çok teşekkür ederim. Evet, biz sizin orada en azından o şansımız oldu. Yani oradaki mini serginizi görme ve kayıt altına alma şansımız oldu. Açıkçası ben konuyu hem kayıt altına almak, yani evet, çünkü böyle bir konuyu kayıtlarımda, kendi arşivimde bulundurmak benim için de önemliydi. Çok ve bunu yapmış olduk. İnşallah bundan sonra sizinle bu konuyu çok daha konuşmuş İnşallah. Olmamız gerekiyor. Çünkü bu ordu için, çevremiz için, şehrimiz, ülkemiz için çok önemli, evet, bir konu. Geleceğimiz için çok, evet, kesinlikle önemli. Emeğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Katılımcı ve dinleyici arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Yüreklerine sağlık. Bizimle aynı heyecanı paylaştıkları için şöyle bir de müjde vereyim. Yeni gelen kaymakamımız Sayın Ayhan Işık beyefendileri bir sergi yapmamı istedi. Bu önümüzdeki günlerde muhtemelen eski kilisede Sayın Başkanımızdan da bir olur şeyini alırsak vaktini ve şeyini söyleyeceğim. Bir sergi daha yapacağım. Bütün ordulu hemşerilerimize, bütün herkese açık olacak. Burada haber merkezindeki arkadaşlar da bu konuyu haberleştireceklerdir. Çünkü önemli, evet, bir konu. O zaman hocam şöyle, bu serginizden de haberdar olmak istiyoruz. Tamam. Bu serginizde paylaşmak isteriz. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Bu fırsatı tanıdığınız için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli izleyenler. Bugün Ordu'yu konuştuk. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni konuştuk. Konuşacağımız başlıkları da küçük de olsa sıralamış olduk. Bundan sonra çok daha gür sesle konuşmaya devam edeceğiz. Zira konuşmazsak şahsımıza, mesleğimize ayıp etmiş, yazık etmiş, saygısızlık etmiş oluruz dedik. Haftaya tekrar buralarda olmayı ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın.